Merhaba arkadaşlar, keyifler nasıl? İyi abi, siz nasılsınız? İyidir. Esenlikler arkadaşlara. Hayranlarına söylemek istediğim bir şey var mı abi? Yok Çılgınlar gibi abi seni ya. bekliyorlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Evet, dedik ki bir uzmanı arayalım bu saatte. Seni uyandırdık, böyle yatağından kaldırdık ama olsun. Görev seni Yok. bekler abi. Eyvallah abi. Ya uyanıktım. Ya şöyle abi, bu Can Atalay meselesini bildiğim kadarıyla İlk başta ne anlatacağım. olmuş? Aynen, ne olmuş onu Aynen. anlatalım abi. Şimdi abi olay şu, tartışma şöyle. Tabii benim de hatalarım olabilir sonuçta. Medyadan takip ettiğim kadarıyla yine bildiğim bir mesele. Yoksa dosyayı hani çok detaylı bir şekilde falan şey yapmadım, okumadım. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararını olsun, Yargıtay kararını olsun bunları okudum. Şimdi abi olay şöyle. Bu Can Atalay biliyorsun tip milletvekili adayı gösteriyor. O esnada da bir yargılaması devam ediyor Can Atalay. Gezi Parkı eylemleri nedeniyle kendisi yargılanan biri. Şimdi YSK adaylığını onaylıyor. Çünkü henüz hüküm giymiş değil, yargılaması devam etse de. Geçmişte bunun örnekleri olmuştu. Sen hatırlarsın, bu Sabahat Tuncel falan vardı zamanında, BDP. O da hatta tutuklu yargılanırken milletvekili adayı gösterilmişti ve cezaevinden çıkarak milletvekili olmuştu. Kişi hüküm giymediği sürece, sen kendi yargılamalarından da yine hatırlarsın, bazı alacağın cezanın yanında TCK 53 kapsamında bazı kısıtlama kararı getirmeye çalışıyorlar. İşte vasi olamazsın, kamuda çalışamazsın, şeye katılamazsın, seçilme hakkını kullanamazsın falan filan. Şimdi bu Can Atalay henüz hüküm giymiş değildi. YSK onun adaylığını kabul ettiğinde. Seçim olduğunda da henüz hüküm giymiş değildi. Ve ne oldu? Seçildi ama ardından, yanılmıyorsam, hemen ardından hüküm giydi. Bu Gezi Parkı eylemleri nedeniyle oradan hüküm giydi. Yani cezası onandı üst mahkeme tarafından. Şimdi şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Normalde kişi milletvekili seçildiyse bu yargı dokunulmazlığından faydalanıyor. Dolayısıyla henüz hüküm giymemiş olduğu için milletvekili olarak görevine başlaması lazım kanun gereği. Şimdi mahkeme abi direndikçe direndi. Nasıl direndi? Bu davaya bakan hakim mazeret aldı, rapor aldı. Birkaç kere böyle bir şey yaptı. Şimdi avukatları Can Atalay'ın Bağırdım peki, kendi gelir kapısı yapıyorsunuz falan diye. avukatın nerede diye bağırmış abi. Can Atalay'ın kendisi de avukat. Şimdi avukatları tabii ki hemen üst mahkemeye başvurdu. Neyse, en sonunda abi olayın esas ülke gündemine girdiği nokta Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu Can Atalay'ın avukatları. Dediler ki işte bu kişi milletvekili seçilmiştir. Dolayısıyla bu şeyden dokunulmazlıktan zaten faydalanmalıdır. Ardından gelen hüküm nedeniyle hala içeride tutulmaktadır. Serbest kalması, meclise gidip yemin edip milletvekilliği görevine başlaması gerekmektedir vesaire dediler. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararı inceledi ve dedi ki evet, bu başvuru haklı bir başvurudur. Kanunlarımıza göre bu kişinin tahliye edilmesi gerekiyor cezaevinden Gezi ve görevine Parkı'nda peki ne başlaması. yapmış abi? Birini mi dövmüş? Ne yapmış yani? Abi Gezi Parkı yargılaması inan başka bir tartışma konusu. Orada hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler nedeniyle kişiler yargılandı. Bu yargılananlardan biri de Osman Kavala, meşhur biliyorsun. Şimdi bu yargılama çok su götürecek bir mesele. Yani onun hakkında ben de biraz daha okuma yapmam gerekiyor. Ama genel olarak suçlandıkları şey Gezi Parkı eylemlerini kullanarak işte meşru hükümeti alaşağı etme, halk eylemleri vesaire aracılığıyla o bunları organize etme, finanse etme, yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte çalışarak halkı yönlendirme falan filan türlü suçlamalar var. Ama en nihayetinde suçlandıkları şey hükümeti indirme çabası olarak değerlendiriliyor ve bundan hüküm giydiler. Yani şu an Osman Kavala da hüküm giymiş vaziyette. Çok uzun Osman süre Kavala'yı kimse milletvekili göstermedi mi peki? yok, onu göstermediler. Allah Allah. Gösterse, Aynen. kazansa ne olurdu? Yani eğer hüküm açıklanmadan ne şey olmuş olsaydı, milletvekili seçilmiş olsaydı Can Atalay'ın meselesiyle aynı durum olurdu. Yani o zaman da yine kanun kapsamında aslında meclise gitmesi gerekirdi, seçilmişti eğer, hüküm giyilmemişti. Şimdi abi Anayasa Mahkemesi bu kararı açıkladıktan sonra bunları
bunları yargılayan mahkemeye yanılmıyorsam İstanbul ya 3. asli cezaydı ya 13. Yanılıyor olabilirim sayısında. Hı hı. O mahkemeye kararını gönderdi. Şimdi abi bizim anayasamıza göre şöyle bir kanun var. Diyor ki anayasa mahkemesinin kararları kesindir. Yani Türkiye'de bütün yargı hiyerarşisi içerisinde en üst makam bizde anayasa mahkemesi. Aslında anayasa mahkemesinin de bir üstü var. Uluslararası sözleşmelerle taraf olduğumuz uluslararası mahkemeler var. İşte şey gibi Avrupa İnsan Hakları hı hı. Mahkemesi gibi. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da biz uygulamıyorduk. Çeşitli kararlar veriyordu yine hak ihlali falan benzeri gibi. Yani bu geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde başladı bu olayda. Ama onda bu kadar tepki çekmiyordu. Niye? Biraz sonuçta yani bu hukuki bir şey söylemiyorum şu anda da genel olarak yorumluyorum neden tepki çekmediğini. Çünkü dışarıdan bir ülkenin hı-hı. sanki mahkemesinin kararı gibi insanlar şey hı-hı. yapıyordu. Gevur'un mahkemesi gibi yani. Efendim? Gevur'un mahkemesi gibi yani. Ha, biraz öyle düşünüyordu insanlar. Aslında yani bu kanuni hukuka uygun bir düşünce tarzı değil. Çünkü biz kanunen şunu kabul ediyoruz. Tarafı olduğumuz anlaşmalar dolayısıyla o mahkemelerin bizim yargı mercilerimizden daha üstün olduğunu kabul ediyoruz. Hı hı. Yani oraya biz de hakim yolluyoruz vesaire. Yani orada derleme bir mahkeme oluyor. Hakimler üye ülkelerden falan oluyor. Neyse o çok ses getirmemişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak. Çok ilginç. Yaptırım olmuyor mu peki yani? Efendim? Yaptırım olmuyor mu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Abi, karar olmuyor. Veriyor uymuyorsun. Allah Allah. Olmuyor şundan dolayı. Mesela yani... atmıyorlar mı? Madem siz uymuyorsunuz gidin falan. Atıyoruz sizi. Yok abi sizi. Öyle olmuyor. Yani Allah Avrupa Allah. İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tarafız. Aynı sözleşme kapsamında o mahkemenin üstünlüğünü tanıyoruz. Ama hani şey yapamıyor adamlar. Hak ihlali verdiler diyelim burada hı-hı. biri için. Adamlar polis yollayıp o kişiyi çıkarıp Türkiye'yi hani şeye para cezasına falan mahkum yani kararla itmiş olsa bile onu uygulayamıyorlar sonuçta. Yani asker mi gönderecek? Hani anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani o kararları vermiş olsalar da uygulatamıyorlar ama bu tabii Avrupa'da özellikle. Şey yapamıyorlar şey... mesela atıyorum X'ten Y'den atamıyorlar ne bileyim NATO ise mesela NATO atamıyor veya başka bir şeyse atamıyor. Onda bir şöyle bir durum var. NATO'da bir üyeyi çıkarma prosedürü benimsenmiş değil. Hı hı. Yani bir üye şöyle çıkarılır falan gibi bir anlaşmada maddesi yok NATO'nun. O yüzden şu ana kadar yaşanmış bir şey de değil. Avrupa Birliği'nde de bugüne kadar çıkarılan üye yok. Hep kendi rızasıyla çıkan üyeler. Onu soracaktım ben de abi. Mesela Avrupa evet. Birliği'ne biz gireceğiz diyoruz ya. Girdik diyelim ve bu AİHM'yi kabul etmedik. Ne olur abi? Atarlar abi mı? Sıkıntı olur. Orada şöyle, orada biraz daha elleri güçlü olur. Girdikten sonra biraz daha yaptırım yapabilirler. Ne gibi yaptırımlar? Avrupa Birliği'nin bütçesi var. Üyelerin paylaştığı falan. Mesela ondan mahrumiyet gibi kararlar alabilirler. Ama onda da şöyle bir durum var abi. Avrupa Birliği'nde bazı ülkeler birbirlerini tutuyor. Ne gibi? Mesela Polonya, Macaristan birbirlerinin pek çok cezasını veto etti. Hı hı. Yani diğer bütün üyelerin oy birliği olması lazım. Hı. Bir ülke hakkında ceza verilebilmesi için. Şimdi diyelim bugün girdik Avrupa Birliği'ne. Macaristan bize karşı verilecek bir cezayı veto ettiği müddetçe bize de çok ceza uygulatamazlar. Anladım. Yani evet ama bu neye sebep oluyor? İşte AİHM kararlarını dinlemememiz. Avrupa'da genel olarak Türkiye'den hoşnutsuzluk artıyor. Türkiye aleyhine söylemler daha çok yükseliyor. Türkiye işte demokrasiden uzaklaşıyor, hukuktan uzaklaşıyor falan filan. Dolayısıyla yatırımcı daha... gelmesi daha zorlaşıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu iş doğrudan ekonomik şeye bakıyor. Onlar da tabii bu yani bu söylemlerde bulunmalarının nedeni ekonomik olarak da Türkiye'yi yıpratmak, tırnak hı-hı. içerisinde söylüyorum, hizaya getirmek. Hı-hı. Şimdi abi Anayasa Mahkemesi'ne geri dönelim. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdikten sonra o karar mahkemeye gitti. Yani yerel mahkemeye gitti. Ama yerel mahkeme dedi ki, yani bu çok ilginç bir şekilde aslında olay buradan garipliği başlıyor. Hı-hı. Yerel mahkemenin normalde Anayasa Mahkemesi kararını görür görme o kararı uygulaması lazım. Demesi lazım ki evet anayasa hükmüne göre Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Yani Türkiye sınırları içerisinde abi daha üst bir yargı merciği yok. Hı hı. Yani son sözü söyleyecek yer. Yani senin yargılamalarında da mesela
aleyhimizde bir karar olursa hani üst mahkemeye gidiyorduk. Orada da duruşmaya çıktık hatırlarsın. Hı hı. Mesela orada da olumsuz bir şey olsaydı bir üst mahkemeye gidecektik. Yargıtay'a gidecektik. Diyelim orada da olumsuz bir durum oldu. O durumda Anayasa Mahkemesi'ne biz de bireysel başvuruda bulunabilecektik. Hı hı. Şimdi yani bu ülke sınırları içerisinde son yargı merciği bu Anayasa Mahkemesi. Şimdi Yargıtay şöyle bir durum oldu abi. Anayasa Mahkemesi kararını yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme dedi ki bu çoktan yargıtaylık bir konu olmuştur. Ben bu kararı Yargıtay'a gönderiyorum, onlar değerlendirsin dedi. Aslında bu yaptığı hukuk dışı bir işlem. Yani kendisi doğrudan o kararı görür görmez uygulaması gerekiyordu. Hı hı. Kurallara, kanuna uyması açısından. Ama Yargıtay'a gönderdi. Şimdi sıkıntı şurada, bu gündeme bundan dolayı geldi. Yargıtay da abi bu Anayasa Mahkemesi kararını inceledi ve dedi ki işte uzun uzadıya ben o kararı okudum. Orada İngiltere'de şu yaşanmıştır bilmem ne falan, pek çok böyle farklı konulara falan girmiş. En nihayetinde diyor ki bu kişi işte hükümeti düşürmeye çalışmaktan vesaire, tabii bunları daha kanuni bir dille söylüyor, hüküm giymiştir. Dolayısıyla bu kişinin bir içeride tutulmasının falan bir hak ihlali durumu yoktur. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı hukuka aykırıdır diyor Yargıtay. Hı-hı. Daha aşağı bir mahkeme olan Yargıtay. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum diyor. Ve üstelik abi işin garabeti şurada, yani bütün bunlar yetmezmiş gibi. Diyor gibi de Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Evet. Yani bir de bunları yargılatmaya çalışıyor. Şimdi bu kararı verdiği için. Aynen, bu öyle bir karar verdiğin için senin hakkında suç duyurusunda bulunuyorum diyor. Bu şey gibi bir mesela mahkeme birisi hakkında yakalama kararı çıkartıyor. Polis de diyor ki yakalamayacağım. Heh, aynen onun gibi bir şey. Ya şeyi düşün abi. Hatırlarsın biz 3 dosyanın birleştirildiği bir yargılama vardı. Evet. Hakim kestirip atmıştı. Doğru düzgün bir gerekçeli karar yazmadan evet. Ceza vermek istemişti sana. Evet. Üst mahkemeye taşıdık. Üst mahkemede duruşma açıldı. Beraber savunma yaptık. Adamlar beraat verdi. Hı hı. Şimdi şunu düşün. Alt mahkemeye bu karar gönderiliyor. Alt mahkeme şey diyor. Ben bu kararı tanımıyorum. Hayır, bu kişinin cezalandırılması gerekmektedir. Bir de böyle bir karar verdiğiniz için suç duyurusunda bulunuyorum. Yani evet. Bu kadar saçma bir şey ve yani fiilen aslında Anayasa Mahkemesi'ni tanımamak, hukuku tanımamak çok garabet bir şey abi. Yani hani doğru düzgün bir izahatı olan bir şey değil. Siz de yazık yani, hukukçular olarak abi bir sürü işte hukuk kitabı, bilmem ne kitabı, kanun kitabı abi, falan öğreniyorsunuz, ezberliyorsunuz. Yazık size abi. Gerçekten öğreniyorsunuz abi, yani, ne oluyor? Gerçekten. Yani o kadar emek veriyoruz, okuyoruz bilmem ne. Yani daha hukuk birinci sınıf öğrencisine sorsan diyecektir ki yani Türkiye'deki en yüksek hiyerarşide, en üstte bulunan makam Anayasa Mahkemesi'dir. Kararları kesindir diyecek. Cumhurbaşkanının bir hukuk tanıtmanı mı ne, bir adam, adını hatırlamıyorum şimdi. Diyor ki bu karar doğrudur bilmem nedir. Yani ülke hukukun tanınmadığı bir durum oluştu. Evet. Yani biz de burada hukukçuluk yapmaya çalışıyoruz falan. Çok saçma sapan bir durum. Ben de suç duyurusunda, bir Barolar Birliği suç duyurusunda bulundu Yargıtay üyeleri hakkında. Yani şöyle bir yorumlama var abi. Ben bu yorumlamaya hak veriyorum. Anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsü deniliyor. Hı hı. Çünkü bu düzeni ortaya koyan şey anayasamız. Yani Anayasa Mahkemesi'nin hiyerarşide en üstte olduğu, kararlarının kesin olduğu anayasamızda yazıyor. Hı hı. Şimdi bu adamlar, Yargıtay üyeleri anayasayı tanımamış oluyor. Hı hı. Ve hatta Anayasa Mahkemesi görevini yaptığı için haklarında suç duyurusunu bulunarak falan anayasal düzeni aslında ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüs olduğu söyleniyor. Abi biz bu gariplikleri hangi dönemde görüyorduk yani? Hatırlıyorsun. Abi bugüne kadar böyle bir şey olmuş değil yani. Hayır, bu buna benzer yani. İşte yani polisler birbirlerini almaya çalışıyor. Polis ötekini şey yapıyor. Bilmem neler yapıyor. Veya işte karar geliyor, kabul etmiyorlar. Evet. Ya kumpas davaları. Bu kadar abartısını görmedik tabii de. Evet. Kumpas davalarındaki olay şuydu abi. Orada özel mahkemeler kurulmuştu. Tamamen bu Zekeriya Öz gibi savcılardan, talimat alan hakimlerden oluşan, uydurma delilleri kabul eden vesaire, o şekilde insanları yargılayan, hı hı, uydurma delillerle bu olmuştu. Ama yani o inan
hani şöyle söyleyeyim, onlar böyle Anayasa Mahkemesi'ne falan pek sirayet edememişti. Yani işi aşağıdan çevirmeye çalışıyordu. Şimdi bu durum yargı hiyerarşisini alt üst etti. Yani hiçbir kararı o zaman bir başka mahkeme tanımaz falan. Ya yani anlatabilir miyim? Ülkede fiilen hukuk böyle ortadan kalkmış gibi bir şey oldu. Kim kimi tutarsa olacak o zaman yani. Ya O bu yüzden olay. diyorum yani hükümetin içindekilerin birbirine girmesi. Hani hangi dönemde görmüştük bunu? Hani hangi dönemde görmüştük Evet. dediğim o hükümetin içindekilerin birbirine girmesi. Çok Ahmetçilerle fazla tek. Mehmetçiler gibi düşünüyor. Yani X'çilerle Y'cilerin birbirine girmesi. Ben seni tanımıyorum. Ben kendi adamı tanıyorum. Ben de seni tanımıyorum. Ya düşünsene Evet. şimdi o ona diyecek. Tamam ben sana işte hüküm giydirdim. Polis gel bunu götür. Polis diyecek ki ben ötekinin adamıyım. Ben de seni tanımıyorum. Ya tabii Sonra yargıda asker birlik diyecekler. olmaması. Asker birbirine girecek. Ne olacak yani? Yani evet ülke fiilen yani yine tırnak içerisinde söylüyorum ortadan kalkmış gibi bir şey olacak. Birlik ortadan kalkarsa yargıda. Kabile olacak yani olay. Evet yani bir devleti devlet yapan şey hukuktur. Yani adalet mülkün temelidir denir ya oradaki mülkten kasıt devlet aslında. Memleketle aynı kökten gelen bir kelime. Yani bir devleti devlet yapan şey o devletin hukuk devleti olmasıdır, Tabii. hukukudur. Şimdi adamlar hukuku tanımazsa o zaman kim kime dumduma? Yani devlet ortadan kalkmış olur böyle bir tabloda. Yani tamamen bir garabet. Buna Barolar Birliği tepki göstermek için yürüyüş falan yaptı. Bir suç duyurusunda bulunuldu. Buna ben imza verdim. Bu kararı tanımayan Yargıtay üyeleri hakkında. Ya yani şunu da söyleyeyim. Bu mesele Can Atalay meselesi değil. Tabii. Bu Hani şey hani diyorlar ya Allah'ın tipçisi falan diyorlar da ya o tabii değil yani. tip mi bizim tip hakkında falan ne düşündüğümüzü Tabii. tahmin eden insanlar az buçuk biliyordur. Tabii. Bu artık öyle bir mesele İsterse değil. HDP olsun abi. Ya tabii burada bu devletin bir kanunu var, anayasası var. Yani biz devletimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu kararlar, kanunlar tanınsın. Bunlar tanınmazsa, bunlar böyle ortadan kaldırılmaya çalışılırsa devlet tanınmamış oluyor yani bir işin bir ucunda. Ya Tabii. böyle bir garabet abi. Aynen ya. Bakalım ne olacak abi? Çok merak ettim şimdi. Ne olur ki? Yani şöyle Daha da düşünüyorum şimdi. büyüyebilir. Yani bizim bunları düşünmemiz lazım. Yani başka yerdeki olaylar değil de bunları düşünmemiz lazım. Bunlar çok büyük sıkıntı Türkiye için. Öyle. Şimdi hükümet çevresinden de çok sayıda hani ya bu kadar da olmaz diyen AKP'li olup yani bu kararın böyle olması yanlıştır diyen pek çok insan çıktı. Şu yorumları yapan insanlar da var abi. Özellikle iktidar kanadı böyle bir problemin oluşmasını bilerek istedi diyenler. Çünkü bakın görüyorsunuz mevcut anayasada böyle sorunlar çıkıyor falan biz anayasayı değiştirelim. İşte bu mevcut Yeni anayasa ne anayasa. olacak? Cumhurbaşkanı ne derse o mu doğru olacak? Yani artık bilemiyorum da hani biraz Bak ona yol yapmak bunları için. yapacak yapacak yapacak. Padişah olacak ondan sonra Azrail gelecek abi. Daha bugün podcast'te yayında konuştuk. Azrail'e KHK işlemez. Ondan sonraki düşünsene gücü ele geçiren kişinin böyle yetkileri olacak sonra. Şimdiki Evet. yetkiler bile çok büyük aslında. Gücü ele Öyle. geçiren kişinin böyle yetkileri olacak abi. Düşünsene ya. Öyle abi. Yani herhalde işte ona yol yapmaya işte bakın kriz doğuruyor mevcut anayasa yapısı falan filan. Çünkü MHP'den de bir milletvekili şey dedi ya genel başkan yardımcısı ya milletvekili ya anayasa mahkemesini kaldıracağız ya düzelteceğiz falan gibi bir çıkışta bulundu. Yani kimi yorumlar da hani bilerek bu problemin çıkartıldığı ve insanlara bunu şey olarak sunulacağı. Bakın Öyle görüyorsunuz mevcut sistem tıkanıyor. Böyle krizlere sebebiyet veriyor. demeye başlamışlardır büyük ihtimalle. Yani Bu şey bir gibi yorumda herhalde. bulundu mu? Bu İmamoğlu İstanbul ilk kazandığı zaman AKP'liler topluca metrobüslere binip ondan sonra bak işte ne kadar dolu falan diye fotoğraf atıyorlardı. Onun gibi bir şey. Yürüyen merdivenleri durdurup bakın çalışmıyor Aynen. falan diye. Yani evet. Çok sıkıntı gerçekten. Yani böyle şey hissediyorum biraz açıkçası. Biraz böyle samimi konuşacağım da. Yani son günlerde yaşanan olaylardan, Atatürk'e dil uzatanlardan olsun, sistemi böyle bozmaya çalışanlardan falan olsun. Hani hakikaten senle benle falan değil, direkt ülkeyle uğraşılıyor. Sistemle uğraşılıyor gibi hissediyorum yani. Neye evrilecek bu durum, onu da kestiremiyorum. Göreceğiz bakalım abi. Neyse çok sağ ol abi açıklama Ne yaptığın demek? için.